Merhaba arkadaşlar. Bugün yarın yine kötü bir haberden bahsedeceğimiz ama yine de güzel bir haberden. Karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte konuşacağım. Futbolun 10-20 tam 20 oldu arkadaşlar. 20. bölümüne karşınızdayım. Ama 20. bölümde konumuz biraz kötü bir konu. Bildiğiniz üzere dün akşam ben de tam maçı canlı canlı izlemeye başlamıştım ya. 16. dakikada yanlış hatırlamıyorsam aynen. 16. dakikada Başakşehir Paris Saint-Germain maçında Paris Saint-Germain yardımcı antrenörü Pierre Vebo'ya şerefsiz, bakın şerefsiz dördüncü hakem ırkçılık yaptı arkadaşlar. Kötü bir laf söyledi yani. Irkçı bir laf söyledi ve ırkçılık yaptı. Bunun üzerine Okan Buruk takımını sahadan çekti. Bravo Okan Buruk. En iyisini yaptı. Sahadan çekti ve sahaya çıkmayacağız dedi. Bu akşam maçı tekrarlanacak arkadaşlar kaldığı yerden. Hakem denilmez, ona köpek denir. Şerefsiz köpek. O direkt hakemlikten men edilmeli. Ömür boyu bir daha hakemlik yapmamalı. Yani UEFA bu cezayı vermezse yazıklar olsun. Bir de UEFA'nın o kadar ırkçılığa değer veren bir firmanın işte hep pankartlar çıkarırlar. Irkçılığa hayır, no to racism diye. No to racism arkadaşlar. Yani ırkçılığa hayır. Irkçılığa her zaman hayır. Irkçılığa her zaman hayır. Hayır. Bunu yapamaz kimse arkadaşlar. Ama bu en kısa konuşan futbol bölümü olacak. Çünkü böyle bir 5-7 dakika arası bu olayı değerlendireceğiz. Siyah'dan güzel bir benim beklemine konuşan futbol değerli şerefine. Bu olay çok sinir bozucu bu olay cidden. Kimsenin kimseye siyahtan beyazdan farkı yoktur. Bunu Peygamber Efendimiz de demiş. Kimsenin kimseye bunu yapmaya hakkı yok. O hakem denen o köpek hakemlikten men edilmeli. Olay şöyle gelişiyor. Şimdi bir tartışma oluyor Paris Saint-Germain kulübesiyle Pierre Vebo arasında. Eski Fenerbahçe efsanesi. Çok da severim kendisini. Türkiye'ye gelmiş en efsane forvetlerden biri değil. Pierre Vebo. Onun üzerine de Vebo ağlıyor zaten. Sinirleniyor. Şerefsiz dördüncü hakem. Şerefsiz dördüncü hakem. Maçın dördüncü hakemi yapıyor bunu. Şerefsiz. Neyse, bir de UEFA'nın görevlendirdiği adam yapıyor bunu. UEFA'nın büyük bir karar vermesi lazım ki yani şey yapılsın. UEFA'ya iyi davranılsın yani. Evet arkadaşlar, dediğim gibi olay şöyle başlıyor. Bir tartışma çıkıyor ve dördüncü hakem diyor ki ana hakeme, yani maçın hakemine, şuna kırmızı kart göstersene diyor Vebo için. Hakem de kime diyor, maçın hakemi, birinci hakemi. Kime diyor? Şu Negru'ya diyor. Negru. Negru tam anlamını bilmiyorum ama Rumence bir küfürmüş arkadaşlar. Yani küfür gibi bir şeymiş ya, siyahileri kullanılan. İşte köle mi demekmiş? Ya, o tarz bir şeymiş ama ben tam bilmiyorum. Daha ağır bir küfür de olabilir. Hem futbol dünyasında hiçbir yerde yani olmaması lazım. Bayağı vardı bir arada ırkçılık. Ara verilmişti bu aralar. Pek haberlerini duymuyorduk ama yine bu olayla birlikte çıkmaya başladı. O şerefsizliğin yaptığıyla birlikte dördüncü hakem yaptı. Pierre Vebo'ya ırkçılık yaptı arkadaşlar. Sonra biz sahaya çıkmadık. Helal olsun. O Mbappe ile Neymar da çok iyi tepki gösterdiler. Mbappe ve Neymar gittiler. No to racism, ırkçılığa hayır dediler. Ve onlar da maça çıkmamaya karar verdi. Dembaba asla çıkmam dedi, takımını kışkırttı. Aferin Dembaba, çıkmayın tabii ki. Bu en doğru karar. O hakemlikten men edilecek kesin. Dediğim gibi arkadaşlar, böyle tatsız bir olay yaşadık dün akşam. En güzel dizim Nasım'ın apartmanı vardı. Onun da yarın analizi gelir. Büyük ihtimalle ya bugün ya yarın. Büyük ihtimalle yarın gelir. Yarın analizi gelir. Yani şey bir olay, çok sinir bozucu. O dizimi izlemiş yani, dünyanın en güzel dizisinin en güzel bölümü varken, efsane bir bölümdü bu arada. En güzel bölüm varken birden çevirdim. Maç daha yeni başlamıştı ve o olay oldu. Cidden mutluluktan birden sinirimiz bozuldu tüm halk olarak, tüm merkez olarak. Evet. Herkese sosyal medyada paylaşıyor şu an hashtag ırkçılığa hayır diye. Ben de paylaştım. Bayağı bir sistemlerde bulundum. Instagram hesabımdan ırkçılığa hayır diye 5-6 tane hikaye paylaştım. Bir de gönderi paylaştım. Arkadaşlar yani bunun olmaması lazım. Çok kötü bir olay. Irkçılık her zaman kötüdür. Kime, neye karşı yapılmış olsa daha iyi kötüdür. Yabancıya, Türkiye hiç fark etmez. Gerçi Türkiye siyahi olmuyor, pardon da. İşte yani ülkesi fark etmez. Irkçılık her zaman kötü bir şeydir arkadaşlar. Ve bunu yaptı hakem. Şerefsiz. Dördüncü hakem. Neyse arkadaşlar, bunu bir değerlendirmek istedik sizlerle birlikte. Ben dediğim gibi fikrimi söylüyorum, kesinlikle ömür boyu bir daha hakemlik yapmamalı. Hakemlikten direkt men edilmeli kesinlikle. Gerçekten. Yani bu karar verilmeli. Başka yani en ağır bu olur zaten. En ağır ceza verilmeli ona yani.
Dediğim gibi daha fazla söylemek istemiyorum sizden karşısında ve konuşan futbolun en kısa bölümü burada noktalanıyorum. 5 dakika oldu. Ama dediğim gibi yani çok fazla uzatacak bir şey yok. Yani bunu konuşmak aslında sözcüklere sığmaz. Bu anlatılamaz terbiyesizlikle bir şey ama böyle bir fikrimi söyledim ve sizin de tabii ki fikriniz ırkçılığa hayır olacaktır. Hashtag ırkçılığa hayır. Bu böyle yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Irkçılığa her zaman hayır. Pierre Webo'ya da çok yazık oldu. Her zaman yanındayız Başakşehir. Yanındayız Pierre Webo diyoruz arkadaşlar. Webo yanındayız Başakşehir. Senin de yanındayız Başakşehir. En doğru karar verdik çekilerek temsilcimiz olarak. Pierre Webo yanındayız. Evet arkadaşlar dedim ben bu bölümü de noktalanıyorum. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Fikrimi söyledim ve sövdüm hakime biraz 2-3 dakika. Sonra da 2 dakikada olayı anlattım. Size kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay. Irkçılığa hayır.